Otizm nedir? Nasıl tesis edilir? E, bu konuda birazcık bilgilerimizi arttıralım. Biraz daha farkındalık yaratalım. Buyurun. E, otizm nöro gelişimsel bir problem. <laughs> e, bir e, öğrenme problemi değil. Bir gelişimsel problem. E, otizmin en temel bulgularından biri e, etkileşimdeki problem. Yani bu çocukların en temel problemi daha ilk baştan itibaren bizim en dikkat ettiğimiz şey tanı kriteri ya da değerlendirme kriteri niyet, istek ve ihtiyaçları karşı tarafa aktarmada bir güçlük. Hmm. Yani otizm dediğimiz zaman aklımıza gelecek ilk değerlendirme tespitlerinden bir tanesi bu. İfade edememe mi? Yani evet. şöyle komut e, veremememim. Şu evet yani öncelikle tabii ki bir döneme kadar çocuk sözsüz iletişim kuruyor ve bunun ilk bulgularından biri göz teması. Ya etkileşim, iletişim göz teması ile başlıyor. Şimdi göz teması kuramayan çocuklarda mı daha... E, yani göz teması bizim... Öyle olur ya, bize benim soru işareti işte atıyorum göz teması kurmuyor denilen bir şey varsa, böyle bir durum varsa... Hani Hemen bir, bir soru işareti koyarız. Bir, evet, Tek başına başka, yeterli başka değil. Başka mesela bunun gibi şeylerde. Bunun dışında e, karşı tarafa niyet taktarmadı? örneğin elini uzatmada ya da amaçlı ses çıkarmada, belki sözcük yoktur ama farklılaşan bir ses me, acıktığı zaman. Tabii. bir niye ama ilerleyen dönemde daha başka ne görüyoruz işaret etme mesela işaret etmez ama anneyi elinden tutup götürür gibi hı hı, ve daha sonra tabii ki sözcüklerde oyun oynamada oyuncak oynamada yani karşılıklılıkta bir problem yaşıyoruz bu çocuklarda hı hı. Ee, yani genellikle tek başına olmak tercih eder çocuklarla birlikte olmayı isteği yerine tek başına ve amaçsız oyun örneğin yani örneğin nedir peçeteyi sürekli yırtma gibi Hı hı. Arabayı sürmek yerine kendi etrafında dönmek gibi. Anladım. Esasında bulgular net. Hı hı. Daha çok problem olan bu problemi nasıl çözümleyeceğimiz. Çözümleyeceğimiz. Evet. Peki otizmde neler yapmak gerekiyor? Mesela sizin uyguladığınız nöroplastideki şu an o yaklaşımı nedir? Şimdi nöroplastisi de beynin yeniden şekillendirilmesi demek. Otizmde çok yanlış bir inanış var. Şuradan kaynaklanıyor. Otizmli çocuğun var olan problemlerinin tespiti sonuç olan öğrenmelerin gelmemesi. Ya konuşmayı bilmiyor, geç yürüme olabiliyor, göz teması yok. Ama bunlar sonuç. Doğru. Yani sormamız gereken soru, çocuğum neden bu semptomları sergiliyor? Bu semptomlar alarm. Evet, bir sorun var. Ben bunu halledeyim, bunu çözeyim. Ama bunun düzeltilmesi bu davranışların onlara öğretilmesinden geçmiyor. Sorun çok temelde bir sindirim sisteminde bağırsaktaki bir problem. Önemli problemlerden bir tanesi. Duyusal sistemde yani duyularımızı öğrenmeyi sağlayan kanallarda problem ve etkileşimde problem. Siz çocuğun göz temasını kendinize zorla öğretmeye çalışırsanız, öğrenemediği kavramları onlara öğretmeye çalışırsanız, ya bataklıktaki sinekleri kovalamış olursunuz bu çocukların hmm. bağışıklığında inflamasyonunda ciddi bir sorun var. ama peki böyle mi doğuyorlar bu çocuklar böyle? Bazıları, değil mi? bazıları anne karnında oluyor. Neden oluyor derseniz Çağla Hanım? Ee, annenin hamilelikte kullandığı antibiyotik. Ee, bu çocukta Nasıl yani gerçekten. E, tabii ki. Ne yapıyor biliyor musunuz? Toksin biriktiriyor. Toksinler bağırsakta birikiyor ve bunu atamayınca bünye işte otizmde çok görülen kendi etrafında dönme, kanat çırpma, ekoleli bunun gibi bize semptomlar veriyor. Esasında bu semptomlar otizmin semptomları değil. Bizim otizmi nasıl biz şey yapıyoruz? İşte diyoruz ki bu çocukların böyle özellikleri var bunlara bir at koyalım. Ama bu grip gibi kanser gibi bir hastalık değil. Altta yatan temel problemler bunlar. Şöyle sorular geliyor. Hocam ikizim var. Bir tanesinde var bir tanesinde yok. Nasıl oldu o zaman yani madem böyle diye. Zaten bu bize cevabı getiriyor. Kimimizin toksin atma yeteneği daha iyi. Benim çocuğumun sizin çocuğunuzun hmm. aldığı toksinleri dezentefikasyon diyoruz. Atıyor. Evet atıyor bazı Ama bazen öbür atamıyor. çocuk atamıyor. Burada önemli ayrıntılardan bir tanesi aslında. İkisi aynı anne tarafından besleniyor baktığımızda. Tabii ki Ama aynı anne büyütüyor. Genetik kendi evet. faktörleri var beslenme ve bağırsak sağlığının otizmle ilişkisini birazcık konuşalım. Çok duymaya alışkın olduğumuz şeyler de değil. değil. Yani evet, bu... otizm dünyasında pek duyamazsınız bunları. Yani evet, hele biz çünkü daha evet. çok davranışlara adapte oluyoruz. Doğru. Yani işte okuyamıyor, oturayım. Tamam. Öğrenemiyor, öğrettireyim. Çünkü Niye? yapamıyor, yaptırayım. Bu bir başarı gibi aslında. Aa, yaşı eşitliğim. Yani 3 hmm. yaşındaki Geri çocuk kalmışsın. konuşur. Yani 3 yaşındaki çocuk renkleri bilir. O zaman öğrettireyim. Öğrensin. Ama öğrettiğiniz zaman problem geçmiyor. Çünkü problem öğrenme problemi değil. Çocuğun temel problemi eğer bağırsağı, etkileşimi ve hareketi düzenlerseniz ki düzenleyebiliyoruz. İyi bir diyet uygulaması. Örneğin glutenden kazayından arındırılmış bir diyet. Şart. Çünkü hepimize zararlı. Toksinleri atma becerisi problem olan çocuk da daha da zararlı. Hmm. Glüten kazayım bağırsa duvarına zarar veriyor Hayatı boyunca eğer bu şekilde peki sizin söylediğiniz şekilde beslenmeye devam etmezse Yine toksin ağırlıklı beslenirse ilerleme kaydediyor mu aslında Çok güzel soru bizim burada temel noktamız çocuğu öğrenmelere yetiştirene kadar Kendi başına öğrenmeye gerektirene kadar 2 yıl 3 yıl ne Hı -hı. kadar erken başlayıp yaşıtlarına yaklaştırdığımız zaman diyet gereksinimi de azalıyor. Hı -hı. Ama şunu unutmayalım ki diyet hepimiz ömür boyu ee, Diyet demeyelim sağlıklı beslenme Sağlıklı beslenme, diyelim ama gluten kazayın yani buğday ürünleri, süt ürünleri, şeker, evet. bu unlu mamuller bizim çocuklarımıza bu dönemde inanılmaz gerekli. Yani bütüncül bir yaklaşım nöroplastiste. Evet. Hem bağırsağı tedavi edeceğim Hı -hı. hem Hı -hı. etkileşimi arttıracağım. O yüzden bu komplike bir şey gerektiriyor. Bütüncül bir yaklaşım gerektiriyor. Bu noktada gıda takviyeleri ee, ne işe yarıyor biraz ondan bahsedelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Klasik bir bakış açısı var bizde. Örneğin ne var? Otizmli çocuğum var uyumuyor. Otizmli çocuğum var dikkat eksikliği var. Klasik bakış açısı bunlara bir ilaç vereyim. Ve semptomu halledeyim gibi geliyor. Evet belki hallediyorsunuz ama problem devam ediyor, baskılıyorsunuz. Hı. Alt tarafı, gıda takviyesi merkezi sinir sisteminin, duyusal sistemin, sindirim sisteminin işlevsel çalışmasını sağlayıcı özel ürünler. Bizim özellikle bu çocuklarda kullandığımız ürünler daha homeopatik daha tedavi edici ve sistemleri düzenleyen. Homeopati isterseniz yani bilmeyenler için. Yani bitkisel ürünler bitkisel diyelim. Bitkisel ürünler diyelim. Evet evet. Yani kimyasal <laughs> içermeyen doğal ürünler. Peki e, otizm ömür boyu sürer mi? Yani bizim kafamızda bunun süreceği ile ilgili deneyimlerimiz var, bildiklerimiz var. Şimdi bununla ilgili ne söyleyeceksin? Klasik bakış açısı için düzelemez. Niye düzelemez diyorlar? Çünkü ömür boyu çocuğu ya da 5-10 yıl boyunca çocuğu masa başında ya da başka bir yerde öğretime tabi tutup, bağırsağa yönelmeyip, sistemleri düzeltmeye çalışmazsanız, yani grip olmuş bir çocuğa kanser aşısı vurursanız başka bir geçmez. Hı. Doğru şeyle otizm düzelebiliyor. Ama en erken müdahale ve doğru bir yaklaşım. Yanlış bir yaklaşım yıllardır, çok uzun yıllardır başarısız sonuçlar veriyor bize. Hmm. Bizim yaptığımız nöroplastiste yaklaşımında çok iyi, çok büyük oranlarımız var tedavide. Yani iyileşmede. otizm testi kon, konup sonra işte bu bizim kaderimizdir deyip sadece e, bir şeyleri yaptırmaya ve yaşıtlarıyla aynı şeyleri yaptırmaya tabii ki aileler açısından da çok zor bir şey çok. ama bu bir kader değil o zaman mı? Yani Demeleyin. şöyle ben daha önce de e, bir kitabımda belirtmiştim genler kaderimiz değil. Otizm eskiden yüzde seksen genetik bir problem ve ömür boyu yaşayacaksın gibi bir durum vardı. Hı. Şu anda sorarsanız otizmin genetik payı kaçtır diye bana yüzde 20 derim. %80 çevre derim size. Hmm. Bunun kanıtı da bu onu, noktaya geldik diyorsunuz Tabii 10-15 yıl önce 165'te 200'de 1 oran olan oranlar 25'te 30'da 1'e düştü. Genetik bilim açısından bu mümkün değil ki. Sizin şu anda 100 çocuktan birinde, 80 çocuktan birinde görmeniz lazımdı. Ne değişti? Gen bu kadar değişemez. Değişen çevre koşulları, çevre bozulan gıdalar ve toksinler. Bunu, Niye bu kadar sık görüyoruz? Yani pandemide yüzde aslında... yüz arttığı oranlar. Doğru. Yüzde yüz arttığı oranlar. Hareketin eksilmesi, anne babaların çalışıyor olması, teknolojinin artması, televizyon, tablet buna maruz kalan çocuklar Hı -hı. ister istemez problemlerini de arttırdılar. Kesinlikle genetik etmenlerin payı çok düşük burada. Çevresel etmenler çok daha etkili. Şöyle de ilginç bir bilgi vereyim eğer oranlar böyle giderse ve buna dikkatimizi daha fazla çekmezseniz ki çok teşekkür ediyorum bu yayın çok önemli bizim için. Kesinlikle. 25 30 yani. yıl sonra çok değil iki çocuktan birinde gelişimsel problem yaşayacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.